Nerede son bulacağı belli olmayan hayatımızın en nadide anları başladı. Bir Ramazan vaktine daha ulaştırıldık hamdolsun. Aklıma hep şimdi çok uzaklarda olan annem geliyor. Bir sahur hazırlığında uyku ve uyanıklık arası, kaşık, tabak, bardak sesleri. Babama bir de sen çağır, ben kaldıramadım diyen naif bir ses. Uykulu uykulu kalkıp sofraya şöyle bir göz attığımda, nasıl oluyorsa her seferinde tam da istediğim, aklımdan geçen şeyler hazırlanıvermiş. Hele ki o sahurda anacığımın elleriyle kestiği, kavrulmuş tereyağlı erişte pilavı varsa. Şimdi bambaşka hayatlar, çocukluğuma özlem, koskocaman ailem, ablalarım, ağabeyim, hepsi öyle uzaklardaki. Ah canlar, insan fazlasıyla duygusal, fazlasıyla yüzeysel ve alelacele yaşanmayacak bir hayatın var olduğunun farkında mı? Farkında mıyız yaşamın, geleceğin, her anın kutsiyetinin, hele ki tam da şimdinin asla geri gelmeyeceğinin? Biraz durgunum bugünlerde ve hayli hissiz, elimden istemsizce kayıveren her saniyenin rehaveti çöktü üzerime. Bir garip hale düçar oluyorum yine. İncitmemek istiyorum hiçbir zerreyi, üzülmesin istiyorum hiçbir kimse benim yüzümden. Yaptığım tüm hatalarımdan dönmek istiyorum ve en çok da incinmemek istiyorum. Aşık der incitenden, incinme incitenden. Kemal de noksan imiş, incinen incitenden.